Herkese merhabalar, Ayakkabı Dice kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Bugün bütçeli versiyonlardan, imzalı modellerin muadilleri, düşük bütçeli ayakkabılardan Adidas Harden Step Back 2'ye bakacağız. Hemen şöyle kutusu yanımda, kutusuyla başlamış olalım. Normal altın desenli, güzel, hoş, tatlı bir kutusu var. Bir tanesini hemen çıkartıp incelememize geçmek istiyorum. Evet, canavar burada. Burada canavar. Tartım da yanımdayken ağırlığıyla başlayalım. Bazen unutabiliyorum çünkü ağırlık olayını. 438 gram arkadaşlar. Çok hafif bir ayakkabı değil. Biraz ağır tarafta, yani 420 gram üstü biraz ağır gibi oluyor özellikle elde. Ayakta çok hissedemeseniz de ağır tarafta kaldığını söylemek lazım. Evet, şimdi şekliyle şemaliyle başlamadan önce benim çok şaşırdığım ve beni gerçekten iyi yönde hayal kırıklığına uğratan diyeyim, şaşırtan diyeyim, sevindiren demek daha doğru olur. Bir ayakkabı oldu arkadaşlar. Almadan önce hiçbir beklentim yoktu. Özellikle Step Back 1'i çok fazla beğenememiştim. Hatırlarsanız o da... Hemen şurada onu da göstermiş olayım. Bunun ağırlığı ne kadardı ya? Buna da bir bakmak istiyorum. 462, bu çok daha ağırmış. Bu çok daha ağırmış. Şu kenarda... O da durabilir belki. Evet, yani Step Back 1'i çok beğenmediğim için bunu da çok beğeneceğimi düşünmüyordum arkadaşlar. Ama çok şaşırdım. Gerçekten 1'deki bütün yönleri bence geliştirmişler. Hafiflik dahil. Ve karşımıza çok güzel bir ayakkabı çıkartmışlar. Şöyle, şekil olarak değil. Sıkıntı o. Belki 1'deki arkadaşlar bu görsel güzellik, görsel şölen olsa bizler daha iyi hissedebilirdik. Bu da çok güzel değil muhtemelen. Birçoğunuz beğenmiyorsunuz. Ben de çok beğenmiyorum ama renk kombinasyonlarıyla daha öne çıkan, daha cap canlı bir ayakkabı olmuş. Bu ise tamamen silinen ve kaybolan bir ayakkabı arkadaşlar. Özellikle bu siyah rengi sahada bile biz çekim yaparken oldukça zorlandık. Çünkü arkadaşlar odaklayamıyorsunuz. Ayakkabı tamamen kayboluyor. Sanki arka plandaymış gibi oluyor. Keşke biraz daha renklendirselermiş. Bu renk dışındaki renklere siz bakabilirsiniz. Ama bu renk indirimde olduğu için ben bu rengi almıştım. Yaklaşık 570-75'lere mi ne almıştım, öyle hatırlıyorum. Normalde 900-950 lira gibi bir fiyatı var, çıkış fiyatı. Ama siz de beklerseniz bence çok daha indirimli alabilirsiniz. Benim gibi indirimli aldığınız zaman da mutlu olursunuz diye tahmin ediyorum. Evet, dediğim gibi beklentim pek yoktu. Özellikle birden kaynaklı bir durum vardı. Ama tamamıyla beklentilerimin tersine bir ayakkabı oldu. Görselini beğenmesem de, bu rengi beğenmesem de sizler için alıp incelemek ve detaylıca fikirlerimi anlatmak, böylelikle alacaklara burada öneriler vermek, tavsiyeler vermek istedim. Aldığınız ayakkabının nasıl olduğunu bilin istedim. Bir de geç kalınca bunu biraz daha hızlı yapmak istedim yani. Eğer beğeniyorsanız arkadaşlar bu videoları, incelemeleri, like atmayı, yorum yapmayı ve bu videoları çevrenizde yaymayı unutmayın lütfen. Böylece ben daha motive olabilir, daha hızlı incelemeler yapabilirim. Dedikten sonra da performans incelemesine tabanıyla geçelim. Tabanı Harden Vol 4'ün tabanıyla neredeyse aynı gibi. Tabii ki ufak tefek farklılıklar var ama bu düzen neredeyse ona çok benziyor. Dışarıda oynamaya uygun bir ayakkabı. Plastikleri her ne kadar bu renginde özellikle yumuşak gibi gözükse de dışarıda oynayabileceğiniz ve dışarısı için ideal bir ayakkabı. Daha sert plastikten olanlar varsa direkt dışarıda oynayabilirsiniz. Aynı Step Back 1'de biliyorsunuz öyleydi. Step Back 1'deki bu tarz bir taban bulunabilirse, renkleri çıkarsa direkt kaçırmayın, yapıştırın arkadaşlar. Benim oldukça hoşuma giden iyi bir ayakkabı oldu. İç sahalarda da çok güzel iş yaptı. Hafif toz tutuyor ama gerçekten imzalı büyük ayakkabılar gibi çok güzel taban tutuşu vardı. Ve benim bayağı hoşuma gitti. Özellikle iç sahalarda biraz daha sık sık toz tutsa da
benim için problem değildi. Puan verecek olursam arkadaşlar, bu ayakkabının taban tutuşuna 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Gayet ideal, hakkında güzel bir ayakkabı oldu. Zaman zaman toz tuttuğu zaman biraz böyle dengesizlikler olabiliyordu. Özellikle şu ayakkabının ortası görüyor musunuz arkadaşlar? Hala tozlu tozlu gibi. Orası biraz sıkıntılı ama ön ayakta oynadığım için gayet iyi iş yaptığını söylemem lazım. Hemen üstte ve yastıklama kısmına geçiyorum. Üst tarafta yastıklamada bounce yastıklaması kullanılmış. Şöyle köşesinde kocaman yazmışlar zaten, görüyorsunuz. Bu yastıklama iyi iş yapıyor. Çok ben şaşırdım. Normalde ilkinde de aynı şekilde güya bounce vardı ama ben hissedememiştim. Bunda ise bu zıp zıplık beni benden aldı. Muhtemelen arkadaşlar burada biraz daha böyle çeperli bir yapı olmasından kaynaklı olabilir diye tahmin ediyorum. Burada ise çok çepersiz, görüyorsunuz tamamıyla dışarıda şu siyahlar bounce arkadaşlar. Özgür olduğu için size çok daha iyi bir his veriyor ve gerçekten bounce zıplamak demek, hoplamak demek. O hissi yaşatıyor yani, böyle pat 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 pat. Bir bütçeli ayakkabıdaki yine çok güzel tıklamalardan bir tanesi. He tabi biraz eksik, biraz ince yapılmış. Özellikle ön ayakta biraz ince. Ama yine benim hiç beklemediğim etkilen koruma var. Benim hoşuma gitti. Gayet keyifli içinde oynayabilirsiniz. 1 numaradan 5 numaraya da bu alt tabanıyla herkese uygun güzel bir ayakkabı olmuş. Hani yastıklama çok istiyorsanız ideal değil. Veya taban tutuşu işte bir Curry 8'deki gibi istiyorsanız yine çok ideal olmayabilir ama onun dışında gayet güzel iş yapan ve mutlu olacağınızı düşündüğüm, en azından bütçeli modellere göre konuştuklarımı düşünebilirsiniz. Çok ideal, güzel bir tercih yapıyor. Yastıklaması da 10 üzerinden 7.9 verebilirim. Gayet bütçeli modeller arasında benim severek giyebileceğimi düşündüğüm iyi bir yastıklama. Sadece keşke biraz daha kalın olsaymış. O zaman tadından yenmezmiş diyorum. O zaman belki hani 8.7, 8.8 falan verebilirdim. Bu fiyata, vereceğiniz fiyata alabileceğiniz güzel bir taban yapısı olmuş. Üst kısma çıkıyorum. Üst kısmını yani görsel olarak dediğim gibi hiç beğenmedim. Materyal kalitesi fena değil ama. Materyalleri kalın kalın. Özellikle dil kısmı yine pofidik pofidik. Üst üste yana doğru gittiğiniz zaman farklı farklı böyle daha sert plastikten katmanlar kaynatılmış. Bağcıkların oturduğu yerler oldukça güzel. Yine bu tarafta da aynı şekilde. Materyal kalitesi yani bir bütçeli modelde beklemeyeceğim kadar güzel. Arkası markası da aynı şekilde sert plastikten. Harden logosu burada yer alıyor. İşte iç kısmı pofidik pofidik. Dil mil dediğim gibi güzel. Dil biraz daha kalın olabilirdi sadece. Ama rahatlık olarak arkadaşlar ayağınızı içine soktuğunuz zaman mükemmel hissettiriyor. Şaşıracağınıza eminim. Bu materyal kalitesine de 10 üzerinden 9 veriyorum. Cidden çok iyi. Hiç beklemediğim bir rahatlık sundu. Muhtemelen bu ayakkabıyı bu kadar beğenme sebebim de bu. Ayağımı içine koyduğum zaman of dedim ya, gerçekten çok iyi. İdeal bir taban tutuşu, ideal bir yastıklamayla gayet iyi iş yapıyor. İç tarafındaki yastıklamalar oldukça tatlı. Tek benim problemim belki çok aşırı low olmasıydı. Bileklerim çok aşırı rahat hissetti. Bu benim pek istediğim bir his değil. Ama low ayakkabı sevenler için çok ideal olacak. Hani Zion 1 gibi ayakkabılar ben daha çok hoşuma gidiyor. Hafif böyle midimsi. Çok high da pek sevmiyorum ama bu kadar low low olması da biraz dengesiz hissettirebiliyor. Tabii ki tercih meselesi. Harden low ayakkabıları giymeyi çok sevdiğini ve kendi tercihinin hep bunlardan yana olacağını söylemişti. Öyle düşünenler için gayet ideal. Arkasındaki bu topuk koruması, yastıklamasıyla birlikte gayet güzel iş yapıyor. Yana doğru yapacağınız hamlelerde de pek sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle ayakkabının şöyle çok kenar çıkıntısının oluyor olması ve yine buradaki katmanların kaynatılmış olması destek noktasında da gayet iyi yapıyor. Destek olarak da bu ayakkabıya 10 üzerinden 8.2 veriyorum arkadaşlar. Gayet ideal ve güzel bir destek de sunacak sizlere. Sadece bu bileksiz olması biraz böyle beni dengesiz hissettirdi. Onun dışında pek problemim yok. Keşke biraz daha uzun olsaydı, benim için tam birebir güzel bir ayakkabı olmuş olacaktı. Yan kısımlarında kullanılan materyaller biraz daha farklı. Böyle delikli delikli bir yapıya sahip. Dışarıda oynadığınız zaman muhtemelen çok bunu hızlı kirletirsiniz diye tahmin ediyorum. Ona dikkat etmeniz lazım. İçine kum taş falan girerse bir daha çıkartmak ölümcül olabilir. Çok zor olabilir. Kaç numara tercih ettim arkadaşlar? 44.5 numara tercih ettim ben bu ayakkabıda arkadaşlar. Hatırlarsanız burada 45 numara tercih etmiştim. Bunda da 45 yapabilirmişim, onu hissediyorum. Özellikle kalın çorapta baya baya ayaklarım böyle patlayacakmış gibi hissetti. 45 alsaydım daha rahat rahat giyerdim. 44.5 olmasına rağmen ayakta çok büyük duruyor. Yine bu arkadaki kıvrımlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Ön tarafta biraz böyle içeriye doğru giren bir tasarım var. Bu benim pek sevdiğim bir tasarım değil. Mesela şundakine bakarsanız biraz daha yukarı doğru çıkıp bu ise biraz daha böyle aşağı doğru Ferrari gibi iniyor, yani hız arabası gibi iniyor. Bu biraz daha ayakkabıyı tuhaf hissettiriyor. 45 alsaydım da çok daha büyük olabilirdi. Emin olamıyorum. Sizler deneme şansınız varsa bence mağazada deneseniz çok iyi olur. Ne alacağınıza karar verebilirsiniz. Ama hani ben bunda 45 de alsam çok problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Bağcıkları sıkı sıkıya bağladığımız zaman gayet keyifli bir oyun ortaya koyabiliriz. Hafif şuralardan hissettirme yaptı arkadaşlar.
Bunlar zaten beklediğim şeylerdi. Çok problem değil ama 45 alsam mesela belki bunu hiç hissetmeyecektim. 44.5'da çok böyle fit hissettim. Aşırı böyle sıkı sıkı bu hissi sevenler var basketbol ayakkabılarında özellikle. Maçlar esnasında çok hareketli olduğunuz için birebir hissi seviyorsunuz. Ben biraz daha rahatlık seviyorum. Nasıl his istiyorsanız ona göre karar verebilirsiniz. Genel olarak benim rahat bulduğum, dışarıda oynamaya uygun, tatlı bir yastıklama ve bu bütçeye göre alabileceğiniz en iyi materyal kalitelerinden birine sahip olan güzel bir ayakkabı olmuş. Harden Wall 5'ten iyi midir kötü müdür orasını bilemiyorum ama kesinlikle bence Step Back 1'den çok daha iyi bir ayakkabı olmuş. Detaylı kıyaslaması ister misiniz Step Back 1'le? Onu da söylerseniz ona göre de yapabilirim. Bu şekilde incelememi de sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden ve kafanızdaki soruları cevap veren bir inceleme olmuştur. İçinden dışından her şeyinden bahsettik. Genel olarak memnun kaldığım ve beklentimin hiç olmayıp keyif aldığım bir ayakkabı oldu. Bence bütün ayakkabılara böyle yaklaşmak lazım yoksa beklenti olduğu zaman pek iyi olmuyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayanlar abone olup o zil çan işaretine basarsa bir sonraki yeni videolarda hemen sizlere bildirim gelmiş olur. Görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dersi bugünlük out.